İyi akşamlar sayın seyirciler. Şov Haber'le karşınızdayız. Mültecilerin kaçış planı uygulayan FETÖ firarisi emniyet müdürleri Ege Denizi açıklarındaki teknede yakalandı. FETÖ'cüler Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmaya çalışıyordu. FETÖ'cü eski emniyet müdürleri sürat teknesiyle Yunan adalarına kaçarken böyle yakalandı. İngilizce konuşan ve sahte kimlik gösteren FETÖ'cüler sahil güvenlik ekiplerini kandıramadı. Biri Kırıkkale eski emniyet müdürü Hasan Alparslan İlter, diğeri Ankara eski emniyet müdür yardımcısı Oğuz Kiremitçi. İkisi de FETÖ'den açığa alınmıştı. Haklarında yakalama kararı vardı. İkisi de firardaydı. FETÖ'cü emniyet müdürleri önce Yunan adalarına, oradan da Avrupa ülkelerine kaçmayı planlıyordu. Tıpkı Suriyeli mülteciler gibi. İşte bu yüzden Ukraynalı iki insan taciriyle anlaştılar. Önce sahte Bulgaristan pasaportları ve kimlik çıkarttılar. Ardından da Muğla'dan bir sürat teknesine binip Yunanistan'ın Kos Adası'na doğru yola çıktılar. Sahil güvenlik ekipleri termal kameralarla firari FETÖ'cülerin sürat teknesini tespit etti. Operasyon yaptı. Yakalanacağını fark eden FETÖ'cüler kendi kimlik ve pasaportlarını hemen denize attı. Sahte pasaportları sahil güvenlik ekiplerine gösterdiler. FETÖ'cü emniyet müdürleri gerçek kimliklerini saklamaya çalıştı. Tek kelime Türkçe konuşmadılar. Soruları İngilizce yanıtladılar. Ancak ekipleri kandırmayı başaramadılar. Yakalanan 12 kişiden ikisi Ukraynalı organizatör, onuysa Türktü. Ankara eski emniyet müdür yardımcısı Oğuz Kiremitçi ve eski Kırıkkale emniyet müdürü Hasan Alparslan İlter kıskıvrak yakalandı. İlter'in kendi gibi FETÖ'den aranan mühendis eşi Banu İlter'le birlikte kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Teknedeki 10 Türk'ten ikisinin kadın, dördünün ise çocuk olduğu açıklandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.